Karasal iklim ile Akdeniz iklim arasındaki noktalardan biri olan Arıtaş Köyü. Çobanlar koyunlarını otlatıyorlar. Köyde yine akşam oluyor. Normal bir şekilde baktığımızda hayat standart akışında. Bu sevimliliği görebilmek için ihtiyacımız olan şey biraz dikkat, biraz detaylara inmek. Öyleyse günü geri sardıralım. Belki de hayatın güzelliği bu inceliklerde saklı. Onlar gelen gider. Bizim bildiğimiz isimleriyle tarla fareleri. Gelen gider, sevimli, şirin ama bir o kadar da çekingen ve korkaklar. Gelengi adıyla anılan bu küçük kemirici hayvanlar sincaplara çok benzerler. Aynı familyadan olan bu türler arasındaki en belirgin fark sincapların ağaçlarda, gelengilerin ise yeraltı yuvalarında yaşamalarıdır. Gelengilerin kürkü sincaplara göre
daha sert ve kabadır. Bol tüylü kuyrukları da sincaplarınki gibi yukarıya kalkık ve kıvrık değil, yere paraleldir. Onlar yaratanın çok sevimli kulları. Dünyada gelengilerin iki ayrı cins oluşturan 50'den fazla türü vardır. Ülkemizde ise şu ana kadar 3 tane gelengi türü tespit edilmiştir. Bunlar Avrupa yer sincabı, Anadolu yer sincabı ve Poros yer sincabıdır. Gelengiler gündüzleri yiyecek aramaya çıkar ve tohumlar, kökler, bitkilerin yeşil kısımları, üzümsü meyveler, ceviz, fındık gibi bitkisel yiyeceklerle beslenirler. Yanaklarının iç bölümünde küçük bir kese vardır. Topladıkları yiyecekleri bu keselerine doldurup yuvalarına taşırlar ve orada parçalarlar. Nadiren su içerler. Su ihtiyaçlarını genellikle yedikleri besinlerden sağlarlar. Soğuk bölgelerde yaşayan türler kış uykusuna, kurak bölgelerde yaşayanlar ise yaz uykusuna yatma eğilimindedir. Gelengilerin yuvaları toprak altında 2 metreye kadar inebilen çok kollu galeriler açarlar. Bu galerilerin birçok çıkış ağzı vardır. Gelengiler gündüzleri işlektirler. Çok hareketli ve çeviktirler. Arka ayaklarının üzerine durup etrafı dinleyip gözetlemeleri tipik davranışlarındandır. Temizliklerine çok düşkündürler.
toplu koloniler halinde yaşarlar ve göç etmezler. Genellikle ıslık çalar gibi bir ses, tehlike sırasında da tiz bir ses çıkarırlar. Kızıl Şahin'in temel besinini oluşturan en çok yöneldiği avlardan biri gelengilerdir.